reklamlar. Öncelikle Anadolu'da Radyo Televizyonu'nun bana vermiş olduğu imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Patladığımız zaman Türkiye ne demek? Bunların farkına var ya. Nerede o eski bayramı? İstanbul'dan kurum kurum kurallarıyla işlerlik kazanabilmeli. Sevgili seyirciler, bugünkü değerli konuğum Mustafa Uğur Futbol Akademisi Genel Koordinatörü ve Erkiler Spor Futbol Takımı Antrenörü Zeki Akparlar Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Yeniden buluştuğumuz için evet. Çok memnunum ve mutluyum. Aynen. İnşallah hayırlı, güzel bir sohbet olur. İnşallah hocam. Hocam şimdi direkt konumuza gireceğim. Milli takım. Milli evet. Takıma futbolcu fabrikası milli takıma oyuncu yetiştiriyor. Süper Lig takımlarına, üçüncü lig takımlarına yani lig takımlarımıza futbolcu veriyor. Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nin başındasınız. Zeki hocam gecesini gündüzüne katarak bu çocuklara, gençlere eğitim veriyor. Yetişmeleri için, geleceğine hazırlamak için hem okul dönemi hem futbolculuk döneminde bunlara çok güzel şeyler veriyorsun. Biz sizlere şahit olduk. Şimdi bu aşamada bugünlerde de iki tane, üç tane ardı ardına müjdeler geldi. Evet. Ki şu giden çocuklarımızı, milli takıma giden çocuklarımızı, onların maçlarını, attıkları golleri sohbetimize böyle başlayalım. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün çok sevinçliyiz ve televizyon programımızda bir gün sonraya isabet etti. Daha önce milli takıma Emre Gökay'ı vermiştik. 2006 doğumlu. U16 ve U17 milli takımında banko oynuyor. Sivasspor'da çok özel bir oyuncu. Kendisi de zaten profesyonel oldu. A takımla idmanlara çıkıyor. Önümüzdeki kupa maçında da büyük bir ihtimalle 20 kişilik profesyonel takım kadrosuna girecek. Yani bu süreçte bir gün önce Alanya'dan iyi bir haber aldık. 2007 doğumlu öğrencimiz Enis Tuğgay, 2 yıl önce Alanya Spor'a Mustafa Uğur Futbol Akademisi Erkilet Spor'dan vermiştik. Kendisi de U16 milli takımına yeni davet edildi. Bu açıdan düşünecek olursak çok mutluyuz, gururluyuz. Şehir olarak da çok mutluyuz. Çünkü Mustafa Uğur Futbol Akademisi Erkilet Spor akademi ile birlikte bir amatör takımız. Biz amatör takımdan daha önceki programlarda da bahsettiğim gibi profesyonel takımlara artık oyuncu veriyoruz. Bunu eşik atladık diyebilirim. Bundan sonra profesyonel takıma verdiğimiz oyuncuları milli takımda görme düşüncesiyle hareket ediyorum. O şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bakın ben bu Emre Gökay ve Enis Tulgay'ı, Emre Gökay'ı 3,5 yıl önce verdik. Enis Tulgay'ı 2 yıl önce verdik. Verirken gerek sportif direktörlerine, gerek altyapı sorumlularına, gerekse yöneticilerine bu oyuncuların milli takımı göreceğini, aday oyuncular olacağını 2 ve 4 yıl önce zaten söylemiştim. Yani şöyle bir şey var, özür dilerim hocam. Harcanmaması için ne güzel bir yöntem izliyorsunuz. Başında konuşuyorsunuz. Şimdi aldık bunu ettik diye onlar da dediğiniz gibi o çocuklar da orada heba olmasın. Evet, şimdi... Bunu da takip ettiğiniz için söyledim. Şimdi bizim akademimiz çok farklı. Ben Zeki Akparlar olarak ve ekibim olarak, tabii yanımda hocalarım var, Osman Aslan hocam, Mehmet İlhan hocam, Niyaz Türkan kardeşim sporcu olmasına rağmen bize yardımcı oluyorlar. Bu ekibimle birlikte tabii ki sorumlu kişi olarak akademide çok farklı bir düşünce tarzı ve felsefe uyguluyoruz. Yani sporcuyu
geliştirmeye, yetiştirmeye ve üst düzey profesyonel takımlarda profesyonelliğe aday olacak oyuncuları yetiştirme doğrultusunda en alt gruptan başlayarak kademe 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 yukarılara çıkıyoruz. Yani akademimizin ve Erkilet Spor Kulübü olarak bizlerin özellikle felsefem, tarzım, istediğim bu noktalara taşımakta oyunculara çok şükür. Bunları da görüyoruz. Ve ilerleyen günlerde bakın göreceksiniz. Arkasından çok farklı oyuncularım da milli takım kadrolarında en alt yaş gruplarından başlayarak gidecekler. Bakın önümüzdeki günlerde pat 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 bu verdiğim 10 tane oyuncu verdim son 3 yıl içerisinde. Alanyaspor ve Sivas Spor Kulübü'ne bu oyunculardan göreceksiniz. 7-8 tanesi milli takımı görecek. Bu kadar iddialıyım. Ve bu kadar doğru tespit ve gözlem yapıyorum. Onun için Mustafa Uğur Futbol Akademisi şu anda bir marka oldu. Değeri gitgide artıyor. İnanın sukatlar, sportif direktörler, yöneticiler inanın her gün bir menajerlik şirketi arıyor. Yani bizimle ilgili bilgi alıyorlar. Nasıl yapalım, nasıl edelim, nasıl ederiz? İşte bu oyuncuların Avrupa kapısını nasıl açabiliriz diye. Tabii ki biz de bu konuda fikirlerimizi beyan ediyoruz ve zaman içerisinde onları da şekillendireceğiz inşallah. Peki hocam bu bir sporcuları tek tek kulüpleriyle, milli takımın karşılıklarıyla bir tekrardan hatırlayabilir miyiz? Şu anda? Çünkü Niğde Belediye Spor'da. Ha onlar. Onları da bir güzel bir isimlendirerek onları şimdi da bakın, evet, seyircilerimizi. Benim daha önceki oyuncularımla birlikte yaklaşık 30 yıllık antrenörlük sürecimde, 32-33 yıllık antrenörlük sürecimde birçok oyuncu Süper Lig'lerde oynadı, 2B'de oynadı, ikinciliklerde oynadı, şu anda üçüncülükte de oynuyorlar. Bakın benim 12-13 yaşında verdiğim Yusuf Ançalık şu anda Niğde Spor FK'de oynuyor ve geçen hafta kupa maçında ilk 11 oynadı ve bu hafta da yine ilk 11 başladı. Çok dinamik ve özeldi yorumcu ve spiker. Yusuf Ançalık'la ilgili çok güzel övgüler verdi. Çok mutlu olduk. İnanın 10 dakika, 8. dakikada sol taraftan girdi. 2-3 kişi çalımlayarak, verkaç yaparak, savunma arkasına sarkarak ve güzel bir şutla çok güzel bir gol attı. Tabii biz de çok mutlu olduk. Arkasından ikinci, üçüncü hareketleri yaptı ve bir tane de çok rahat atması gereken boş kaleye gol kaçırdı. Kaçacak tabii, yetenekli oyuncu mutlaka pozisyona girecek ve kaçıracak. Onlar çok önemli değil. Yani yavaş yavaş Mustafa Uğur Futbol Akademisi, Erkilet Spor Kulübü'nden yetişen oyuncuların ve bizlerin katkılarıyla bu noktalara gelen oyuncuları zaman zaman televizyonlardan izleyeceğiz. Buna şahit olacağız. Hepimiz göreceğiz. Örneğin Emre Gökay geçenlerde Elit Lig turnuvasında U17 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Ve İsviçre milli maçında harika bir maç çıkartarak 2 asist ve 1 golle oynadı. Arkasından döndü Akademik Ligi'nde Sivas'ta 1 gol 2 asistle oynadı. Ve şu anda da her an A takım kadrosuna dahil olabilir. Bunlar bizler için çok önemli şeylerdir, gurur kaynağıdır. Bunların sayısını çoğaltarak artıra artıra gideceğiz. Diğer liglerde oynayan bir sürü oyuncularımız var yani. Onlardan hiç bahsetmiyorum. Ben sadece son dönemlerde, bakın 12 yaşında verdiğimiz Yusuf Ançalık bugün profesyonel olarak karşımıza çıktı ve televizyonlarda izlemeye başladık. Bakın 13 yaşında verdiğim Emre Gökay Sivasspor'a 4 yıl önce U16 ve U17 milli takımını gördü ve profesyonel oldu. 2 yıl önce verdiğim Alanyaspor'a vermiş olduğum Enis Tulgay dün U16 milli takımına
katıldı, davet edildi. Bunlar bir amatör takım için çok zor gibi gözüküyor. Ama diyorum, sabır. Şunu söylüyorum, çok çalışarak, sabırlı davranarak, evet, iyi tespit yaparak, iyi gözlem yaparak hem yetiştirmeye ve hem de geliştirmeye ve aileleriyle de bir bütün olarak bu işi devam ettiriyoruz. Ve bakın, iddia ediyorum, bakın bugünü baz alalım, şu programı baz alalım. Çok kısa süre sonra U14 milli takımı, U14 milli takım seçmelerinde yine Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nin öğrencilerini gururla davetleri göreceğiz yani. Bunu Eren, göreceğiz. Eren mi? Eren Akin arkasından, örneğin Eren Akin 2009'lu bu hafta harika bir gol attı. 2-0 yendiler akademik U14 akademiklik maçında. Çok güzel, 30 metreden harika bir gol haberini aldık. Tabii çok ki mutluyuz. Evet. Arkasından iki tane 2011'li oyuncu verdim. Kaan Çetinkaya ve Yiğit Türkan. Bakın, özellikle belirtiyorum. Alanya Spor'a mı? Alanya Spor'da. Evet. Eren Akin 2009'lu. İlk verdiğim Enis Tulgay milli takımı gördü. Eren Akin görecek inşallah. Evet, arkasından inşallah. 2011'li Kaan Çetinkaya ve Yiğit Türkan. Geliyor. Evet. Geliyor. Emre Gökay zaten milli takımın banka oyuncusu. Zaten yürüyüşünü ispatladı artık. Oldu. Evet. Çok inşallah herhangi bir anormallik olmazsa yani Avrupa çapında üst düzey topçu olacağı söyleniyor. Benim de gözlemlerim. Tabii anket alıyorsunuz hocam. Evet. Tabii raporlar tutuyor, tetkikler yapılıyor, analizler yapılıyor. Çok çok özel oyuncular. Bakın, Türkiye'nin en üst düzey menajerlik şirketleri, en önde gelen 5-6 menajerlik şirketlerinden 2-3 tanesi gerek velisini ve gerekse beni arayarak Emre Gökay'la ilgili bilgi alıyorlar. Emre Gökay'la ilgili bir takım şeyleri sahiplenmek ve ona farklı kapılar açmak için uğraşalım, birlikte uğraşalım diyorlar. İnşallah belli bir süre sonra A takımda oynamaya başladıktan sonra o kapıları da açacağız Emre Gökay için. Evet. Şimdi Alanya Spor çok önemli oldu. Evet. Bizim için. Tabii. Yani orada bir güneyde kapımız oldu. Şöyle önemli. Bakın, ben çok iddia ediyorum. Benim oyuncumu buradaki saydığım 8-9 oyuncu, 10 oyuncu sahipleniyorlar. Bu oyuncuları Alanya Spor sahipleniyor, kendilerine teşekkür ederim. Evet. A takım sportif direktörü ve kulüp başkanı bazında ilgileniyor. Sivas Spor da sahipleniyor. Onlar da sahipleniyor. Niğde de sahipleniyor. Niğde de bütün takımlar. Bakın, iddia ediyorum. Bu oyuncuları sadece Alanya Spor, Sivas Spor, şu X kulübü falan değil. Bakın, erken davranmasak, bu oyuncuları göndermesem Türkiye'nin her takımına gönderebilir. Tabii. Buna Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da dahil. Dahil, evet. Ve onlardan bu ismini saydığım birkaç kulüp, Emre Gökay, Eren Akin, Kaan Çetinkaya, Yiğit Türkan için geç kaldıklarını ifade ettiler, beyan ettiler. Evet. Ve geç kaldılar. Bu oyuncuları verdikten sonra aradılar. Ama bunun altını çizmek lazım. Çok önemli. Çok önemli. Yani biz Mustafa Uğur Futbol Akademisi Erkilet Spor olarak çok ayrı bir kulvarda yarışıyoruz. Yani benim için maç skoru hiç önemli değil. Bakın, Süper Amatör Kümeyi bu sene, bakın bu sene verdiğim ben de oraya gelecektim hocam. Süper Amatör Kümeyi bu sene 17-18 tane, 20'ye yakın oyuncu verdim. Birinci Amatör Küme ve ikinci Birinci Amatör Kümeyi ve diğer takımlara verdiğimi söylemiyorum. Balıkları takımları. Bunları veriyoruz. Yani bir takımdan 20 kişiye oyuncu, A takım komple boşaldı. Bakın, bu sene şimdi A takım ve U18'imizde 2006-2007'lik çocuklar oynuyor. Ve onlar da önümüzdeki günlerde yavaş yavaş şekillenecekler. Ama esas hedefim, çok açık ve net söyleyeyim,
2009 ve 10'dan sonraki dolu dolu geliyoruz. Ve iddia ediyorum, yine iddia ediyorum, önümüzdeki sene patır 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 bu oyuncular hepsi birer takımlara, Süper Lig takımlarına ve oradan da milli takımlara gidecek oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz inşallah. Bu azim, bu istek olduğu müddetçe, bu program ve bu felsefemiz olduğu müddetçe çok şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Bakın, Mustafa Uğur Futbol Akademisi, Erkilit Spor'un bana hep soruyorlar profesyonel takımlar. Sizin bu öğrencilerin kalacak yeri var mı? Tesisleri var mı? Yemek yedirdiğiniz yerler var mı? Tesisleriniz nasıl diye. Bakın ne diyorum biliyor musun? Ben bugüne kadar arabamın arkasında ben bu işi yaptım. Parklarda, bahçelerde, bulduğum sahalarda çalıştım. Ve şimdi de bir Mustafa Uğur Futbol Akademisi tesislerin kapısını beni koordinatör olarak açtı. Şu aşamadan itibaren inanamıyorlar ben böyle bu şekilde çalışıyorum diye. Mümkün değil diyorlar. Bu sporcuları bu şekilde yetiştiremezsin diyorlar. Böyle kolay değil. Milli profesyonel takımlarla yarışıyorum ben yani. Bugün Kayseri Spor'dan bir oyuncu çağrıldı. U16 milli takımına. Onu da tebrik ederim. O kardeşimiz de Kayseri Spor'da. Biz naçizane bir amatör takımız. Bir futbol akademisiyiz. Buradan gönderdiğim oyuncular profesyonel takımlara, milli takımlara, milli takıma, aday kadrosuna, kendi yaş gruplarında çağrılıyor. Öyle kolay bir şey değil. Bakın amatör kümeye verdiğimi söylemiyorum. Süper amatör kümeye verdiğimi söylemiyorum. U18'e verdiğimi söylemiyorum. Ballıklarına verdiğimi söylemiyorum. Üçüncü liglerdeki ikinci ligde oynayan oyuncularımı söylemiyorum. Bakın milli takım oyuncu yetiştiriyorum. Hedefim çok büyük. Çok büyük. Rabbim de her zaman söylüyorum, yine söylüyorum ve iddia ediyorum. Bu gözü de, gözlemi de bana vermiş. Canım sağ olduğu müddet içerisinde gözlemlerimde hiç yanılmıyorsunuz. %5 hata payım yoktur. Evet. Şükürler olsun Çünkü Rabbime. Çünkü bir yıl sonra bu aşama gerçekleşti. Sizi de ayrıca tebrik ediyorum. Yani. Evet. Ben 2 yıl önce 3,5 yıl önce Emre Gökay için söylemiştim. Evet. Aynen. Enis Tolga için söylemiştim. Aynen. Alanya Spor'a verirken. Sonra Eren için. Eren bakın. Geçenlerde. Şimdi hem okuluna gidiyor hem de futbolla oynuyor. Eren şu anda Alanya Spor'da. Evet. Kolejde okuyor. Evet. Bugün bir kolejin maliyeti 50-60 bin lira. Doğrudur. Kolejde okuyor. Alanya Spor. Doğrudur. Bahçeşehir Koleji. Türkiye'nin en önemli kolejlerinde okuyor. Ve Alanya Spor Kulübü bunu karşıladı. Burada bunun onda birini yapma şansımız var mı? Yok. Maalesef yok. Yok. Olmuyor da. Yok. Peki bana hep soruyorlar. Sevgili hocam, bu oyuncular niye dışarıya gidiyor diye. Nedenlerini açıklıyorum. Bu kadar kaliteli oyuncunun da bu kadar sporcunun çok az bulunduğu bir ortamda bu kadar kaliteli oyuncuların da belli bir değeri olması gerekir. Yani. İlhan Parlak gibi tekrardan Kayseri Spor'a gelecekler hocam. Yani ama onlar ekmeğini yiyecekler yani. Düşüncemiz, bakın Emre Gökay'a verdiğim fiyat olarak söylemeyeyim. Şu andaki Emre Gökay'ın değeri Avrupa Şampiyonası Elit Ligi'ne kaldılar. Şu andaki Emre Gökay'ın değeri hiçbir kulübün şu anda Emre Gökay'a gücü yetmez. Çok açık ve net söylüyorum. Onun fiyatını Sivas Spor Kulübü belirleyecek. Önümüzdeki günlerde açık hep birlikte görürüz. Evet. 16 yaşında A takımda oynadı mı, oynayacak kapasitede çok üst düzey özellikleri olan bir oyuncu. Ondan sonra çok farklı bir konuma gelecektir düşünüyorum. Hocam, Rabbim yardımcıları olsun amin. İnşallah. A takıma geleceğine, A takımda oynayacak ya diyelim ki, temsilde hata olmaz. O çocuk var ya,
25 kez milli hanesine yazılacak CV'sine. Ne şu anda 12? CV'sine yazılacak. 12 atıyorum tane, yani. U16 ve U17 milli takım şimdi, şeyi var. Şimdi elit lige kaldılar 30 takım Avrupa şampiyonası için. O elit liglerinde 18 takıma düşecekler. Futbol Federasyonu bu U17 ve U19 milli takımlarıyla ilgili toplantılar yapıyor. Bu öğrencilerin, bu sporcuların üst seviyeye tırmanan oyuncuların bütün kriterlerini ve değerlendirmelerini yapıyorlar. Ve hepsi büyük bir hazırlık içerisinde. Bakın, bir ay önce sevgili Ahmet İpek kardeşimin, evet, Erzurum'da Kayseri Bölge Karması'nı götürdü. O karmaya Erkilet Spor, Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nden 3 oyuncu gönderdi. Aa, tebrikler hocam. Milli takım seçmesine. Evet. Ve 4. oyuncum da Akdeniz bölgesinden Alanya Spor ve Antalya Bölge Karması'yla geldi. Eren Akin. Eren oradan mı geldi? Hayır, Eren oradan Erzurum'a geldi. İşte, yani, tabii bölge karması olarak. Güneyden geldi tabii, yani. Tabii bölge karması bak, olarak. Evet. Ve özel fotoğrafları var. İki maç yaptılar ve babası da gitmişti. Milli takımlar gençlik sorumlusu Tolunay Kafkas hocam ve milli takım hocaları maçtan sonra Eren'in yanına çağırarak özel bir görüşme yapmışlar. Öyle mi? Evet. Ve arkasından babasıyla bir görüşme yapmış. Çok özel bir oyuncu ama bak ben bunu her zaman söylüyorum, çok özel bir oyuncu. Ama biz yaz döneminde onunla ilgili 15 dakikalık bir klip hazırladık hocam. Evet, haber evet, yapmıştık evet. Yani. Çok doğru. Eren'in orada, çok doğru. Bizde demek ki bir şeyler olduğunu, gelecek olduğunu tabii, fark ettik ki. Size de teşekkür ederim tabii, hı, akademimize geldiniz. Biz de gördük orada. O değerleri gördünüz ve evet, siz de önem arz ettiniz, evet, ve aynen, o işin üzerine odaklandınız. Tabii vurgu, bakın, onu, o, şu onu, anda size evet, iddia ediyorum. Alt gruplar olarak U10, U11, U12'yi çıkıyorum. Bakın U11 takımından 2 tane oyuncumu verdim. 5-6 oyuncumu daha istiyorlar şu anda. Bakın U11'de. Bakın U12, U10, U9 ve U8 takımımız var yani. Maşallah hocam ya. Bunları 20'şer, 18'er kişilik gruplar halinde oluşturuyorum. Ve bizzat kendim ilgileniyorum. Hocalarım da ilgileniyor. Ama bu kadar hassas davranarak bizzat kendim ilgileniyorum. Bakın iddia ediyorum. 2012, 2013, 2014 yaş grubundan. Hadi bu milli takıma gidenler, adayları bir tarafa çıkarttım. Sayıları artırarak gideceğiz. Bak göreceksiniz. 2012, 2013 ve 2014 grubundan, yani U8, U9 ve U10 takımından bu milli takıma aday oyuncuları artırarak gideceğim. Buradan iddia ediyorum. Çok net konuşuyorum. Peki hocam, bu ekibinizle birlikte size imkanlar sunarak teklifte bulundular mı? Bana dışarıdaki takımlar zaman dışarıdaki takımlar şöyle bir şey söylüyorlar bana. Ya bu Kayseri Spor'la ilgili söylüyorlar. İşte bu Kayseri Spor bu kadar oyuncu yetiştiriyorsun. Senden niye oyuncu almıyor veyahut da seni oraya niye almıyor diye bana bunu çok soruyorlar. Bu konuda ciddi bir teklif almadım. Ve ama düşünüyorlardır yani. Veya sohbet esnasında. Hayır, bu çok söyleniyor. Heh. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Bir profesyonel takımda 30 tane, 40 tane bütün imkanlarla donatılmış sahalar, tesisler, paralar, her şey var. Altın ordu. Masörler var, malzemeler var, her şey var. Hocalar var. Bir amatör takımdan giden oyuncular milli takıma çağrılıyor. Bu çok net söylüyorum ve net konuşuyorum. Aslında kaliteyi gösterir,
azmi gösterir. Aslında araştırılacak, mercek altına gidilecek. Bunun hakkında evet, da evet. Tez hazırlanacak. Bakın ben tez şunu hazırlanabilir. Söylüyorum. Benim oğlum Serhat Akbarlar. Kendisi bana hep evde mütalaa yapar. Sohbet ederiz. Senin felsefen, senin kriterlerin, senin çalışma sistemin, senin tarzında dünyada ikinci bir takım yoktur der. Ya bu işte senin kaç nasıl, yaşında hocam? Nasıl yapıyorsun der. Serhat kendi kaç? O, 32 yaşında. Yani bu işi nasıl yapıyorsun, nasıl beceriyorsun diye bana hep söyler. Bu ayrı bir şey. Evet. Bir, önce sporcuyu görmek, o sporcunun eksiklerini tespit etmek, onun aday sporcu olduğunu, milli takımlara aday oyuncu olduğunu ve ileride üst düzey oyuncu olacağını tespit etmek, o tamamen farklı bir şey. Bakın ben Alanya Spor'a gittim. Eren Akın'la ilgili görüşme yapıyoruz. Finans müdürü çok değerli bir 10 milyon euroluk, 20 milyon euroluk sporculara imza atıyor. Bana ne dedi biliyor musun? Zeki hocam dedi, 3 saatlik sohbetimizde dedi, senden dedi çok şey öğrendim dedi. Çok 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 şey öğrendim dedi. Sen şu duvarın arkasında ne var görebiliyorsun dedi. Bizim hocalarımız hiç böyle söylemiyor dedi. Örneğin Enis Tolgay ve Eren Akın'la ilgili çok üst düzey oyuncu olacağını söylüyorsun dedi. Bu tarz net konuşmaları yapan hiç kimse yok. Gelişimini takip edeceğiz. Tamam gelişimini takip edeceksin de o oyuncu nasıl gelişecek? Eksikleri nedir? Fazlalıkları nedir? Fazlalıklarını yukarıya taşıyacaksın. Eksiklerini de o kriterlere yakın bir seviyeye getireceksin. Bunun için ne gerekli? İyi uyku, iyi beslenme, iyi antrenman, özel antrenman, bireysel çalışma, çok çalışma ve düzenli çalışma. Ben yaş grubuna göre çalışma. Meditasyon. Evet. Evet. Bunların hepsini sporculara biz yüklüyoruz. Bakın, bütün sporcuların aileleriyle bir bütün. Profesyonel takımlarda benim en büyük gördüğüm eksikliklerden bir tanesi. Sporcuyu alıyorlar, dünya ile ilişkileri kesiyorlar. Hayır. Odaklanacaksın, iletişim kuracaksın. Onların da katkıları olacak, onlar da katkı sağlayacak. Niye? Çocuğun beslenmesi, yemesi, içmesi, okulu, uykusu, istirahati. Hele hele bilgisayar, internet, tablet denilen öyle bir illet var ki çağın en büyük hastalığı. Çok çok faydalı bir şey ama gereksiz kullanıldığı zaman sporcuyu nakavt eden bir şey. Bunları ben en küçük yaşta bütün sporcularıma aşılıyorum. Belli bir sürede olsa işinizi göreceğiniz zaman bunlarla ilgilenin. Ama bunların bir sporcu için bazı olumsuzlukları olduğunu hep izah ediyorum. Ve veliler de, aileler de bundan çok çok mutlu oluyorlar. Evet. İnşallah bu çalışmalarımız böyle devam ettiği müddetçe edecek ki, çünkü bu oyuncular milli takımı gördüğü zaman, U16, U17 milli takımlarına çağrıldıkları zaman daha farklı motive oluyorum. Çalışma azmim, şevkim daha da çoğalıyor ve gerek akademiye gerekse Erkilet Spor'un gençlerine ve Kayseri gençlerine daha çok emek vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini tekrar göreceğiz ve bundan sonraki gönderdiğim oyuncular en alt milli takım olan U14 milli takımından yukarıya tırmanacaklar. Bu kadar iddialıyım ve net konuşuyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum hocam. Onda zaten iddia demeze gerçekleri görüyoruz çünkü yaşadık. Evet. Sağ olun. Hocam şimdi Erkilet Spor'da durum nedir? Nasıl gidiyor? Erkilet Spor gayet güzel. O 14 maçlarımız başladı. Öyle mi? 3'te 3 yaptık. O 18 maçlarımız başladı. Yine orada da 3'te 3 yaptık. Tebrikler. Tabii bizim her sene yaş gruplarımız ve jenerasyon değişir. Çünkü her sene iç piyasaya ve profesyonel takımlara müthiş oyuncu veriyoruz. Yani bir takımdan düşünün 20 tane 25 tane oyuncu bir sezonda gidiyor. Yani bunun altını... Ama karşı tarafın iskeletini kuruyor. Tabii. Mesela örneğin ben size şunu söyleyeyim.
Koca Sinan Ülküspor. Bizde 2004-2005 doğumlu. 12 tane oyuncu aldı. Ve süper amatör kümede A takımlarında banka oynayan 7-8 oyuncu bizim Erkilet Spor'un oyuncusu. Ballıgin'de mi? Hayır, süper amatör kümede. Ballıgin'de. 2 tane Talas'a verdik. 2004 doğumlu öğrencimiz. Bir tane Yahyalı Spor'a verdik. 2 tane Atletik Spor'a verdik. Bir 2004, bir 2005'li öğrenci. Yani bütün profesyonel hem iç piyasaya hitap ediyoruz ve hem de profesyonel takımlara hitap ediyoruz. Yani bu önemli bir gelişim diye düşünmek lazım, yorumlamak lazım. Tabii, fakat bunu kabul etmeyenler de var. Futbolcu fabrikası hocam. Futbolcu fabrikası zaten futbolcu fabrikasıyız. Ben 35 yıldır futbolcu fabrikasıyım. Evet. Yani 35 yıldır. Mehmet Topuz'u da 10 yaşında bulduğumu da söyledim. Kemal Okay'ı da 13 yaşında bulduğumu söyledim. Aynen. Doğan Canları, Yusuf Anları da öyle söyledim. Evet. Tukay Adamcılar falan hepsi top oynuyor. Yol Spor Kulübü'nde hepsi. Ben Eskişehir Bağları'nda oradaki bir Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu'ndan seçtim bunları. Bütün öğrencilerim profesyonel takımlarda. Aynen. Artık onlardan bahsetmiyorum. Çok farklı boyuta geldik. Ve özellikle milli takım düzeyinde oyuncu yetiştirmek için özen gösteriyorum. Bütün hedeflerimde birinci sıradaki hedefim budur. Ve ondan sonra da profesyonel liglerde oynayıp, bakın önümüzdeki süreçte bu oyunculardan Avrupa'ya açılan oyuncular da olacak. Onu da göreceğiz. İnşallah o pozisyona gelip şekillendiği zaman yine program yaparız ve bu yaptığımız programı da geriye dönerek anmış oluruz o zaman. Tabii. Peki hocam, şimdi Erkek Spor'u oradaki durumu öğrendikten sonra, peki akademideki yaz dönemi bitti, kış dönemi çalışmaları? Akademimizde yazın fulldük. Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde yaklaşık 3,5 ay dolu dolu geçti. 400'e yakın öğrencimiz vardı. Tabii biz hem akademi orası, sporcular hem eğlenmeye, hem spor yapmaya, hem mutlu olmaya geliyorlar. Çünkü spor çok çok gerekli bir şey. Hele çağımız ortamında, bu sıkıntılı bir ortamda gençlerin gezeceği, oynayacağı yerlerin olmadığı bir ortamda futbol akademileri ama doğru futbol akademileri çok çok önemli. Ben bunu velilerin çoğunun itirak ettiğini ailelerin düşünüyorum. Yazın dolu dolu geçti. 400 civarındaydı. Zaten kapasitemiz o civarda. 6 gün fulldük. Şu anda akademimiz cumartesi ve pazara döndük. Evet. Fakat biz sistem olarak akademimizdeki yetenekli ve donanımlı öğrencileri grup grup oluşturuyoruz. Yani biraz önce U8, U9 ve U10 yaş grupları dedim. Yani 2012, 2013, 2014 yaş gruplarını sadece akademideki idmanla yetindirmiyoruz. Hafta içi de bunlara en az 3 ve 4 idman yaptırarak haftalık 5-6 idmanla bir haftalık idman programını kapatıyoruz. Sporcu bu şekilde yetişiyor. Öyle bir ritmanla, bir saat çalışmayla sporcuya ayakta durmayı öğretemez. Evet. Ayakta durmayı öğretemez. Tabii. Öyle kolay bir iş değil. Evet. Biz bu azim, hırs, istek, arzu olduğu müddetçe bu oyuncuları profesyonel takımlara vermeye devam edeceğim. Devam edeceğiz. Milli takımlara oyuncularım çağrılacak. Çağrılmaya devam edecek inşallah. Ve hedefi daha da büyüterek bu oyuncuların içerisinden Avrupa kapısını aralayacak gidecek oyuncular da çıkacağına yürekten inanıyorum. Çok net ve açık söylüyorum. %5 bile yanılma payı yok. Bu kadar net konuşuyorum. Bakın ben bu kadar net konuşurken bazılar işte sporcunun gelişimi. Ya kardeşim, bu kadar yetenekli oyuncuları geliştiremiyorsan 40 tane hocayla ben ne yapayım? Hocam. Niye yetenek arıyorsunuz o zaman? Tabii. Niye yetenek? O yeteneği, o donanımları artırarak, geliştirerek
profesyonelliğe hazırlamak ama istiyorsunuz. Ama kendileri de katkıda bulunacak. Tabii kendileri yani. De katkıları bulunacak. Yani sadece Zeki Hoca'yla kalmayacak ki bu iş. Tabii. Yani gelişimlerini orada. Ben niye küçük yaşta tamamlamak için. Ben niye küçük yaşta gönderiyorum? O zaman niye kamp alıyorsun? Niye çağırıyorsun evet, hocam? Ben akademikliklere niye küçük yaşta gönderiyorum çocukları? Şimdi Kaan Çetinkaya Yiğit Türkan 2011'li. Bir yıl önce verdik. 7-8 ay önce. Lisansları da bu sene çıktı. Ağustos ayında. Şimdi bu oyuncular benimle idmana devam ediyor. Ayın 15'inde Antalya'da özel bir turnuvaya katılacaklar bu oyuncular. Dönem dönem turnuvalara çağırıyorlar ve bu oyuncuların bu 12 maçları başladığında oraya çağıracaklar ve gidecekler. Fakat bu oyuncular yine antrenmanlarını benimle birlikte haftada 5-6 idman yaparak oraya hazırlıyorum. Ve onlara daha fazla özen gösteriyorum. Daha özel ve gelişme açık idmanlar yaptırarak oraya hazırlıyorum. Bu kadar net ve açık. Bu oyuncuları akademik takımlarda profesyonelliğe erken alışsın, elitlik oynasın, akademiklik oynasın, milli takım seçmelerine katılsın diye erken gönderiyorum. Bakın, bu oyuncuları göndermemiş olsam, bakın %100 iddia ediyorum, bakın elimde kalmış olsalardı ben Kayseri Bölge Karması'ndan o milli takım seçmelerine bu oyuncuları yine gönderirdim. Aynen. Bu kadar net konuşuyorum. Aynen. Bu kadar net konuşuyorum. Aynen. Onun için bu oyuncuların önü açılsın, orada kalmayı tabii canım. Öğrensin, yemeği, içmeyi, gezmeyi öğrensin, tabii. Sosyal yönünü geliştirsin, evet. Deplasman alışkanlığını elde etsin, daha dinamik, daha zinde, daha kuvvetli takımlarla oynasın. Gelişimlerine katkıda olsun. Ürkek davranmasın, girişimci olsun. Örneğin bakın ya adamlar yılda 3-4 sefer yurt dışı turnuvalarına katılıyor. Evet. Bakın Yusuf Ançalık'a Altın Ordu'ya verdim. Bir yılda 5-6 tane yabancı ülkeye yani Yusuf Ançalık 13 yaşında 14 yaşında 6-7 tane ülke gördü. Ya biz nasıl yapabiliriz bunları? İmkan meselesi hepsi. Bu kadar zor şartlar altında bu kadar işler yapılıyorsa donanımlı bir ortamda Zeki Akbarlar ve ekibi neler yapar diye evet. Düşünüyorum. Bakın iddia ediyorum Türkiye'de yabancı sporcu gelsin iyi yabancı sporcu. Fakat yabancı sporcuya falan hiç gerek yok. Öyle yerli oyuncular var ki fakat bizi yönetenler özellikle profesyonel takımı yönetenler o baştakiler kademe kademe altlara inerek söylüyorum. O başlarındaki antrenörler, o yardımcı antrenörleri, yöneticiler bu işten direkt sorumlular. Baştaki kulüp başkanı ne derse alttaki hocalar onu yapmak mı onu yapıyorlar. Yani. İşveren ne onun der. İçin işveren ne herkes kendini kurtarmaya uğraşıyor. Evet, hazıra konuyor. Ama futbolda bu çok çarpık bir şey. Niye çarpık bir şey? Hazıra konuyorlar da ondan hocam. Ya tamam profesyonel takım yarışmacı olsun. Hazır oyuncuları gelsin, oynasın. Fakat bu alttan yetişen mantar gibi kendi öz evlatlarımız ne olacak? Ne olacak? Senin bebeğin, benim de bebeğim, komşunun bebesi, arkadaşımın bebesi, karayollarında çalışan, DSE'de bir yerde, çalışan, bir yerde, fakir, fukara. Bir yerde stop ediyorlar hocam. İşte stop ediyor ve sporcu çöplüğüne dönüşüyor aynen, ligler. Aynen. Onun için bu konuda bütün gücümün yettiği nispetçe yavrularımızı kurtarıp akademikliklere ve milli takım düzeyine hazırlayarak göndermeyi hedefledim. Dolar çöplüğüne dönüyor. Peki o evet. Doları ben bu tarafa sizin anlattığınız kademe kademe harcansa çok iyi olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolar çöplüğüne yani ben dönüyor. Her zaman söylüyorum bir tane sporcuya dolarlar 30 kişilik boş yere. 30 kişilik sporcu kadrosu var bir profesyonel boş yere takımın. Dolarımız o gidiyor o 30. Yani. Oyuncunun verdikleri maliyeti altyapıya harcasınlar o takımlar uçar. İhya olur. Uçar. Evet. Uçar. Evet. Hocam şimdi programımızın son 5 dakikasına ilerliyoruz. Erkilet Mehmet Karabacak tesislerinde bir yenilenme hareketlendi orada bir ışıklandırma. Çünkü siz de orada antrenman yapıyorsunuz, kulübünüz de orada bir ondan bahseder misiniz? Ne gibi gelişmeler var hocam? Evet çok doğru. Öncelikle oradaki tesislerle ilgili şunu söyleyeyim. Tesislerde görevli Mustafa Bey Gençlik Spor İl Müdürlüğü elemanlarından
gerçekten sahanın tesisin bakımıyla bizzat kendi soyunuyor ve çalışıyor. Kazmayı küreği eline alıyor ve çalışıyor. Gerçekten kendisini tebrik ederim. Emeği geçen amatör spor kulüpleri, TÜFAT, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Vali Bey futbolla ilgili çok odaklı, çok ilgili. Aynen. Oğlu da benim futbol akademisinde kendisi 2011 doğumlu. Oğlu da bizim futbol akademimizde Ahmet Çiçek. Kendisi de bizim futbol akademimizde devam ediyor. Zaman zaman erkeklik idmanlara da katılıyor. Kendilerine de buradan bizi tercih ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin de katkılarıyla futbolda bir Kayseri sanki bir aşama kaydediyor gibi görüyorum ben. Tesislerle falan. Erkilet'e gelince Erkilet'teki durum şu. Geçenlerde orada bir maç oynanmıştı. Veteranların. O maçı ben de izlemiştim. Antrenmanımız bitti ve 45 dakika izlemiştim. Orada ışıklandırmalarda bir problem vardı. Yani 4 tane kenarlardan yanan ışıklandırmalar sahaya yansıyor. Yansıdığı zaman ortada bir gölge oluşuyor ve karanlık oluyordu. Ve bunu tespitledik ve gözlemledik. Tabii oradaki ilgililer de bunu gördü. Ve direkt çalışmaya geçtiler. Oradaki Gençlik Spor İl Müdürlüğü elektrik mühendisini bizzat göndererek ekibiyle birlikte oradaki lambaların bütün ayarlarını yaptılar. Dün ben orada idman yaptım. Yarım saat kadar da ışıklı sahada çalıştım. Ya gerçekten 10 numara olmuş. Şimdi 4 lambanın yanmasına gerek kalmadan çaprazlama 2 lamba yandığı zaman sahanın içerisi harika olmuş. Gündüz gibi yani. 4'ü yandığı zaman zaten hiçbir problem yok. Yani Süper Lig takımlarının oynadığı sahalar gibi bir pozisyon oldu. Emeği geçen herkese buradan da teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hocam şimdi eklemek istediğin bir şey varsa onları da söyleyelim. Ondan sonra programı kapatalım. Ben öncelikle size çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zaman hocam, zaman sağ olun. Eksik olmayın. Akademimize geliyorsunuz. Bize destek oluyorsunuz. Bu da sizin için bir artı olacak ilerleyen günlerde. Çünkü bu isimler zaman zaman milli takımları görüyor, görecek diyorum. Ezberledik hocam. Ezberlediniz. Evet. Bugün yarın U14 milli takım seçmelerinde Eren Akin'i özellikle göreceğiz hep birlikte. Sizler de bu tespitleri yaptınız. İnşallah kendilerine size de ben bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun sizlerin de bu vesileyle Kayseri'deki Kayseri futboluna ve özellikle akademimize spor anlamında gençleri bir takım kötü alışkanlıklardan kurtarıp bu doğrultuda 50 yılımı verdim ve bundan sonra da sağlığım devam ettiği müddetçe vereceğim. Yavrular emin ellerde, hiç kimse merak etmesin. Onları belli bir noktaya taşımak için elimizden gelen ekibimle birlikte ve akademimizle birlikte her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Size de desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bize milli duygular yaşattınız Kayseri'deki derinlemesine. Bunu detaylıca konuşma imkanı bulduk bu programda. Çünkü geldiğimizde çok kısa süreli, çünkü antrenman yapıyorsunuz çocuklar. Bahsetmiştim size zaten. Evet, ama böyle bir detaylı konuşmamıştık. Evet. Bugün de Kayseri'deki milli sporcularımızı nerelerde, ne aşamaya geldiğini sizin ağzınızdan tek yetkili olarak öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Reklamlar. Dünyanın 5. Türkiye'nin 1. büyük markası olan Mado, Nevşehir'de sizler için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Dondurmanın yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın zengin yemek menüsüyle sizlerin yanında.
pasta, unlu mamulleri, çikolata çeşitleri, ayrıca 120'ye yakın farklı lezzetlerle Nevşehir'de siz değerli misafirlerin hizmetindedir. Adres: Güzel Yurt Mahallesi, Sübeyde Hanım Caddesi, Jakem Komutanlığı Karşısı, Nevşehir Merkez. İletişim için 0384 212 80 80.